Hem Türkiye hem de dünya ekonomisini, aynı zamanda tabii ki finans piyasalarını, döviz cephesini, altını, gümüşü çok yakından ilgilendiren 4-5 tane temel neden var arkadaşlar. Bunların başında elbette korona geliyor. Vaka sayısı her geçen gün hem Türkiye'de hem de dünyada hızla artmaya devam ediyor. Dünyada 42 milyon kişiyi geçmiş durumda. Daha bundan 2-3 gün önce 40 milyonu yeni aşmıştı. Bir anda 2 milyon kişi daha ekleniverdi. Hızı artıyor. Tabii bu dünya ekonomileri üzerinde de, Türkiye ekonomisi üzerinde de ciddi baskılar yaratacak ve bunun bedelleri de ağır olacak. Büyük ihtimalle ciddi bir ekonomik krize doğru dünya ilerleyecek. Yakın zaman içerisinde aşı bulunursa ya da tedavisi bulunursa bu işten kurtulmak mümkün mü? Vallahi büyük ihtimalle arkadaşlar, aşı bulunsa da tedavi bulunsa da 2021 yılı kayıp bir yıl olarak tarihe geçecek. Daha sonraki yıllarda ufak ufak elbette bir toparlanma olacaktır. Ancak Dünya Tabipler Birliği Başkanı da diyor ki öyle kendinizi 2021, 22, 23'e bile hazırlamayın. Çok uzun yıllar sürecek bir pandemi süreciyle karşı karşıya kalabiliriz diyor. Umarım öyle olmaz. Umarım yanılır bu konuyla ilgili. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Korona vakaları dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkilemeye devam edecek. Tabii ki en çok gelişmekte olan ülke ekonomilerini tehdit edecek. Bir başka konu tabii ki teşvikler. Amerika'da Pelosi ile Mnuchin arasındaki görüşmeler daha da sıcaklaştı. Daha da ilerlendiği her iki taraf tarafından da söyleniyor. Yani yakın zaman içerisinde yeni teşvik paketi gündemde olacak arkadaşlar. Bunun özellikle altın cephesine çok ciddi etkisi olacağı kanaatindeyim. Döviz cephesinde bizim gibi gelişmekte olan ülkelere pek yansımayacak ama büyük ihtimalle dolar endeksinin de bir miktar daha geri çekilmesini beraberinde getirecek. Nitekim 92'li seviyelere kadar düştü. Özellikle bu teşvik haberlerinin daha da somutlaşmasıyla birlikte. Keza altın onsu da artık 1900'ün altına pek gevşemiyor. Kendisini 2000 doların üzerine hazırlamaya başladı. Amerika'dan gelecek haberle birlikte büyük ihtimalle hızlı bir şekilde 2000 doların üzerine tırmanacak ve daha önceki zirvesini test etmeye başlayacak. Tabii bir başka önemli gelişme Türkiye'nin kendisini ilgilendiren makroekonomik veriler, Türkiye'deki siyaset meselesi, uluslararası ilişkilerimiz vesaire. Bunlar da yine kuru etkilemeye devam edecek Türkiye'de. Kurun etkilenmesine bağlı olarak da özellikle gram altın ve gümüş altın fiyatlarında da ciddi hareketlilikler göreceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Dün Merkez Bankası sürpriz bir kararla bir ters köşe yaparak, pek çok kişiye göre sürpriz bir karar biliyorsunuz, ben bu konuyla ilgili net bir şekilde tavrımı ortaya koyuyordum. Nitekim Merkez Bankası doğru bir hamleyle faizleri bu ay arttırmama kararı aldı. Düşürmedi de, sabit tuttu. Zaten düşürebileceği çok fazla bir ortam yok. Ama yükseltecek beklentisi geçen ay faiz arttırdığı için epey hakimdi piyasalarda arkadaşlar. Hatta bazıları 300-400 bas puanlık bir faiz arttırımı bekliyordu. Eminim ki arka planda bu konuyla ilgili baskılar yapılıyordu. Merkez Bankası bu kez sağlam durdu ve faizleri arttırmama kararı verdi. Bunun sonrasında dolarda da yukarıya doğru bir hareket gözlendi. Şu anda da 7.96-97 aralığında gidip geliyor. Burayı bir taban haline getirecek ve önümüzdeki günlerde önce 8.20-30 aralığına, oradan 8.40 seviyesine doğru ilerleyecek. Sonraki hedefleri zaten 8.80-8.95 civarı olur. Yıl sonuna doğru da en iyi ihtimalle 9 liranın üzerinde 10 liraya doğru ufak ufak ilerlemeye başlayan bir dolar kuru görürüz. Alıştıra alıştıra bu rakamları benimsete benimsete götürecekler gördüğüm kadarıyla. Tabii herhangi bir kırılma olmazsa, cari açıkla ilgili sorun her geçen gün büyürse, bu dış borçla ilgili finansman yaratma problemi artarsa, ne CDS kredileri ne swap kredileri bulunamazsa ve ekonomi döndürülemezse arkadaşlar, aynı zamanda tabii ki bütçe açığı gibi çok derin bir mevzu var ki bu sene büyük ihtimalle önümüzdeki senenin hedefine çoktan ulaşılacak. Yani önümüzdeki senenin bütçe açığının 245 milyar lira olması bekleniyor. Bana göre bu sene 240-45 milyar lira aralığında bir bütçe açığıyla yılı kapatacağız. Hem giderlerin artması hem de gelirlerin düşmesi nedeniyle. Bütün bu makroekonomik sıkıntılar kur üzerinde ciddi bir yükseliş baskısı oluşturmaya devam edecek. Bu bir kırılma yaratabilir mi? Elbette yaratabilir. Öyle bir durumda zaten 14-16 aralığında bir
Türk lirası görürüz durdurulabilirse. Durdurulamazsa nereye gideceğini çok fazla öngörmek mümkün değil. Büyük ihtimalle 14-15 seviyeleri kırıldıktan sonra 20 liralara doğru hareket ederse Merkez Bankası artık radikal faiz artırımlarını devreye sokacaktır. Ve bu sayede kuru oralarda dengelemeye çalışacaktır. Bunun dezavantajları tabii ki hayat pahalılığı vesaire. Avantajları ne olur? O seviyelerde Merkez Bankası kuru stoplayabilirse ve sabitleyebilirse, hatta bir miktar geriye çekebilirse, yüksek fiyatları gören döviz sahipleri elindeki kuru bozacaktır ve bunu farklı alanlarda değerlendirmeye başlayacaktır arkadaşlar. Nerelerde değerlendirir? Kimisi faize yatırabilir yüksek faiz ortamından dolayı, ama çok büyük bir kesim olacağı kanaatinde değilim. Yine çünkü beklenti dövizin yükselmesi yönünde olacaktır. En azından 6-7 ay sonra tekrar döviz hareketlenecek diye düşünenler, yüksek tepe noktalardan dövizi bozup biraz daha gerilediği noktalardan, yani 13 seviyesinden 12 seviyesinden dövizi toplamaya devam edecekler. Daha büyük bir kesim alternatif mecralara yönelecektir. Çünkü parası bir anda neredeyse 1,5 kat falan artıyor. Dolayısıyla bu parayı alıp Türk lirasını çevirip konut sektörüne yönelen de pek çok insan olacaktır. Ya da ikinci el piyasasına yönelip arabasını yenileyen pek çok insan olacaktır. Tüketim harcamalarını arttıranlar, borçlarını kapatanlar olacaktır. Kimisi şirketlere yatırım yapacaktır, yeni işler kurmaya çalışacaktır vesaire. O seviyelere çıktığında büyük ihtimalle piyasada bir canlılık göreceğiz. Öbür taraftan doların yükselmesi aynı zamanda ithalatın kesilmesi anlamında önemli bir etki yaratacak. İhracatçının tabii ki rekabet anlamında eli daha da güçlenecek. Cari açığın azalması, hatta belki kapanmasını bile beraberinde getirebilir arkadaşlar. Tabii bunlar devalüasyonist ortam için konuştuğumuz konular. Kademeli olarak giderse, yani 8.20-8.40 aralığına gidilip oradan 9'un üzerine çıkılırsa ve yıl 9-10 aralığında kapatılırsa ve Ocak'ta da yükseliş eğiliminin devam edeceği görülürse, öyle bir koşulda kimse dövizini bozmaz. Beklemeye devam eder arkadaşlar. Dövize olan talep, altına olan talep artacağı için döviz ve altın mevduatları artar. Konuta eğilim daha da azalır. Faize eğilim daha da azalır. Bu bankacılık sistemi açısından, devletin para bulması açısından büyük bir sıkıntı haline gelmeye başlar. Bakalım ne yapacaklar, onu hep birlikte göreceğiz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buradaki en temel meselelerden birisi, çok hızlı bir hareketle, aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi kuru yukarıya doğru itip burada insanların dövizi bozmasına ikna edebilmektir. Bu yapılmazsa, kademeli yükseliş konusunda illa ısrar edilirse, dövizde olan altında olan altında kalmaya devam eder. Ekstra olarak da dövize ve altına yatırım yapanların sayısı da artar. Bir noktayı daha söyleyelim. Pek çok kişi de altını ya da dövizi bankacılık sistemi içerisinden almaz, yastık altına döner. Yastık altındaki birikimin artması piyasadaki paranın azalması anlamına gelir. Bu da kritik konulardan birisi. Şimdi Türkiye ekonomisi açısından durum bu, ama tabii bizi çok yakından ilgilendiren bir de dünya ekonomisi var. Dünya ekonomisi ciddi bir daralmanın eşiğinde. Bütün dünya ülkeleri önümüzdeki günlerde kapılarını kapatmaya başlayacaklar. Korona çok hızlı yayılıyor. Özellikle Avrupa'da yıkıcı etkilerini başlattı. Yaz ayları öyle tahmin edildiği gibi iyi geçmedi. Hastalık sonbaharın sonunda değil, sonbaharın başında kapıya dayandı. 42 milyondan fazla vaka var. Ölüm sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de Sağlık Bakanı Koca'da, Sayın Cumhurbaşkanı da açıklama yapıyor. Ülke genelinde hastalığın hızla yayıldığı ile ilgili. Cumhurbaşkanı bilim kurulunun tavsiyesine göre hareket edeceğiz diyor ki bu büyük ihtimalle geçen sene olduğu gibi sokağa çıkma yasaklarını ve ekonomilerin kapatılmasını işaret ediyor. Türkiye özelinden dünya geneline çıktığımız zaman korona bütün dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bana göre en kritik mesajlardan birisi Dünya Tabipler Birliği Başkanı'ndan geldi. O da şunu söyledi: öyle 1-2 ayda, hatta 1-2 senede bu işin biteceğini falan beklemeyin. Senelerce koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam edebilir dedi. Aşı ve tedavi ile ilgili beklentilerin yavaş yavaş kırılmaya başladığını gösteren açıklamalardan birisi. Böyle bir tablo varken ister istemez dünya ekonomileri salgının baskın olduğu aylarda, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, hatta Mart aylarında sınırlarını kapatacaklar, beklemeye geçecekler. Mümkün olduğunca kendi vatandaşlarını destekleyip onları ayakta tutmaya çalışacaklar. Parası olan ülkeler bunu yapacak, parası olmayan bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, borç batağında olan ülkeler,
pandemi meselesine büyük bir ekonomik sıkıntıyla yakalanan ülkelerde ağır bedeller ödeyecek görünen o. Avrupa, Amerika, Rusya, Çin gibi ekonomiler daralırken Türkiye ekonomisi emin olun çok daha fazla daralacak. İşsizlik artacak, enflasyonist baskı artacak kur etkisiyle ve üretim modelinin yerlileşmemiş olması nedeniyle. Aynı zamanda dış borç zorlamaya devam edecek. Vergi toplanamadığı için bütçe açığı her geçen gün biraz daha artacak. Bakın bunların hepsi büyük handikaplar. Hem dünya hem de Türkiye ekonomisi büyük bir risk altında. Bu büyük riski atlatabilmek için gelişmiş olan ülkeler, para sahibi olan ülkelerde çatır çatır yeni teşvikler ortaya koymaya devam edecekler. Bakın Amerika'da Pelosi ile Münşin arasındaki görüşme neredeyse artık son raddeye gelmiş durumda. Bu teşvik paketi açıklanacak. Bana göre 1.8 de olmayacak, 2.4 de olmayacak. 2 trilyon dolar civarında bir teşvik paketi açıklanacak. Ancak bu paketin büyük bir kısmı da halka aktarılacak, vatandaşa aktarılacak. Geçen yılda olduğu gibi. Bu ne demek arkadaşlar? Aktarılan paranın büyük bir kısmı tüketime değil tasarrufa yönelecek. Çünkü vatandaş önünü göremiyor Amerika'da da. Ne olur ne olmaz kardeşim diyor. Aldığım parayı hemen gidip harcamayayım, kenara atayım diyor. Tasarruf parasının büyük bir kısmı da altına yöneliyor arkadaşlar. Altın fiyatlarının teşvik haberlerinin gelmesiyle birlikte yükselmesinin sebebi de bu. Bakın ortada teşvik falan yok. Teşvikle ilgili olumlu gelişmeleri duyan altın fiyatları, ons fiyatları hemen tırmanmaya başlıyor. Kendisini 1900'ün üzerine atıveriyor. Teşvik somut olarak gerçekleştiğinde altın fiyatlarının çok daha hızlı bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. Hem dünyada doğal olarak Türkiye'de de. Bir anda kur yükseliyor. 8.40'a doğru giden bir kur var. Yıl sonuna doğru 9-10 aralığına gidebilecek bir kur var. Her an devalüasyonist etkiyle karşılaşabilecek bir kur var. Öbür tarafta altın onsu da teşviklere bağlı olarak ve dünyadaki stres ortamına bağlı olarak aynı zamanda pandemiye bağlı olarak yükseliyor ve bunların ikisinin birleşimi gram altının çok daha agresif bir şekilde yükselmesini beraberinde getirecek. Bir de hemen güncel rakamlara şöyle bir göz atalım. Mesela borsa 119.340 seviyesinde 122.000'leri zorluyordu. Niye faiz arttırılacaktı? Konut sektör tepe taklak olmuş. Ekonomi zaten perte ayrılmış durumda ve siz bu ortam içerisinde Merkez Bankası'nın politika faizini arttırmasını bekliyorsunuz. Nasıl akla ziyan bir kafadır bu anlamak mümkün değil. Faiz arttırımı gelmeyince de başlıyorsunuz patır patır endekste satışa geçmeye. Bu zaten beklenen bir şeydi benim tarafımdan. Borsanın gerçekçi yükselmediği ortadaydı. Neden gerçekçi yükselmediğinin de somut göstergesidir şu hareket. Daha fazla bir şey söylemeye de gerek yok zaten. Dolar 7.97 kritik bir seviye haline geldi. 7.98'i göstermemeye bile çalışıyorlar. Orayı bir zirve noktası, bir tepe noktası olarak belirleyip geçirmemeye çalışıyorlar. Görüntü o. 7.97 ve 7.98 aslında öyle çok önemli seviyeler falan değil. Hem temel verilere baktığınızda hem teknik verilere baktığınız zaman. 8 lira gösterilirse çünkü 7'li seviyeler tarihe karışacak. Altının ve 5'in tarihe karıştığı gibi. Bu kaçınılmaz bir şey ve 8 ufak ufak görünmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta 8 liranın üstü gösterilecek arkadaşlar. 8.20 test edilip geçilecek. Bu kez 8.20 değil 8.40 seviyelerine kadar yükseleceği kanaatindeyim ben. Ama klasik hareketini yaparsa 8.20-8.30 aralığında bir dolar kuru görürüz. Geriye gelir mi? Küçük bir ihtimal gelebilir. Bakın küçük bir ihtimal tekrar 7.90'lı seviyeler zorlanabilir. Büyük ihtimalle bu kez geriye gelmeyecek ve 8.20'den yolculuğunu 8.80'e 8.90'a doğru devam ettirecek. Euro bakın 9.43 seviyesine geldi. Doların biraz önce söylediğim hareketleriyle birlikte 8.40'a doğru giden bir dolar hareketi durumunda Euro'da 9.80-9.90 aralığında görürüz. Yine dolara paralel olarak ve tabii ki parite hareketine paralel olarak yukarıya eğilimini devam ettirir. Euro dolar paritesi de yükseldiği için Euro dolara göre de daha çok yükseldi. Euro dolar paritesinin yükselmesinin temelinde ne var? Gayet basit arkadaşlar. Teşvik daha da somutlaşıyor. Teşviklerin gelmesi demek. Yani Amerika'da 1.8 trilyon doların üzerindeki paketin açıklanması demek. Doların piyasaya girmesi demek ve değerinin düşmesi demek. Dolayısıyla Euro'nun değerinin daha da artması demek. Parite 1.20'nin üzerine bile tırmanabilir hızlı bir şekilde. Ama burada kritik meseleyi unutmayın. Bakın Amerika paket açıklayacak. Avrupa eli boş durmayacak. Avrupa çok daha sıkıntılı durumda. Arka arkaya
maliyet teşvikleri, paketleri ve aynı zamanda Merkez Bankası olarak varlık alımlarını açıklamaya başlayacaktır. Bu açıklamalar geldiğinde de paritede geriye doğru bir hareket gözlenir. Pandemi etkisi ağırlaştığında öyle ya da böyle euro değer kaybı daha da hızlanacaktır. Euro dolar paritesi geçen yıl olduğu gibi 1.08'leri zorlamaya başlayacaktır. Yani sadece Amerika'daki teşviği baz alıp Avrupa'daki gelişmeleri baz almazsanız büyük bir sıkıntı yaşarsınız. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Böyle bir hareket durumunda evet euro bir miktar geri gelir ama Türk lirasına karşı değerini korumaya devam eder, sadece dolar kadar yükselmez. Ha, parite 1.20'ye doğru giderse de o zaman euro dolara göre daha yüksek bir getiri elde eder. Gelelim faiz cephesine. Faizler %14'ün üzerine çıktı. Zaten beklentimiz o yöndeydi. Evet, Merkez Bankası faizleri arttırmadı ama borçlanırken yüksek faizler ödemek zorunda kalıyor. Örneğin son borçlanmasında zaten %13.80 civarında bir faiz ödedi. Repo ihalesinden bahsediyorum arkadaşlar. Buna bağlı olarak da tahvil faizleri de kendisi hemen 14'ün üzerine attı. Nereye gidebilir? Valla 16'lara doğru gidebilir arkadaşlar bu koşullar içerisinde. Altın onsu 1900'ün üzerine çıpa atmış durumda gibi görünüyor. Teşviklerin açıklanmasıyla birlikte altın yukarıya doğru fişekleyecek ve 2000 doları zorlamaya, hatta 2000 doları kırıp yeni rekor denemeleri yapacak. Yani 2080-2090'ı kırıp 2100'ü de kırıp 2300 hedefine kilitlenecek. Altının 2080 doların üzerine çıkması, doların da Türkiye'de 8.40'ın üzerine çıkması senaryosunda gram altının fiyatı 561 liraya denk geliyor. Bugün gram altın 489, gümüş ons 25 dolara yakın, 24.79 dolar seviyesinde çok yakın bir süreçte 25 doları yukarıya doğru kıracaktır. Bana göre 27 dolarlara tekrar gidecektir. Sonrasında altının yükselişi ile birlikte gümüşte daha agresif bir yükseliş olacak ve 30 dolarlar zorlanmaya başlayacak. Gümüşün gramı 6.35 seviyesinde ilk etapta 7.20-7.30 aralığında bir gümüş fiyatı bekliyorum. Ama sonrasında o ons yükselişi ve dolardaki kur yükselişiyle birlikte 8 lira ile 9 lira aralığında bir gram gümüş fiyatı göreceğiz. Sterlin 10.41'de şu anda, doların 8.40 seviyesine doğru gittiği dönemde sterlinin 11.20-11.30 aralığına tırmandığını göreceğiz. Bu koşullar içerisinde söylenebilecek şey şu arkadaşlar. Sakin olun, beklemeye devam edin. Pozisyonunuzu asla bozmayın. Piyasada çok fazla dedikodu, çok fazla tevatür dolaşıyor. Herkes kendi menfaatine, kendi duruşuna, kendi pozisyonuna göre açıklamalar yapıyor. Bunlara bir miktar kulaklarınızı tıkayın ve mümkün olduğunca olaylara uzun vadeli bakın arkadaşlar. Bu hastalık süreci ne yazık ki devam edecek. Ülkelerin ekonomileri çok daha fazla bozulacak ve kırılacak. Türkiye'ninki hele çok daha kırılgan bir hale doğru ilerliyor. Bu noktada beklemek ve doğru pozisyonda kalmak önemlidir. Önemli olan para kazanmak değil, mevcut paranızı korumak ve satın alma gücünü korumak. Bunu bile yapıyorsanız sizin için büyük bir avantajdır. Onu da özellikle belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram, aynı zamanda Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.